Adam gibi adam Akın İpek. Akın İpek benim patronum. Bir çalışanın patronu övmesi doğru olmaz. Ama bugün farklı bir gün. Kaç zamandır dik duruşu dolayısıyla adam gibi adamsın Akın İpek cümlesi dilimin ucuna kadar geliyordu fakat yanlış anlaşılır diye vazgeçiyordum. Ama bugün onun bütün şirketlerine hukuk tanımaz bir tavırla el konulduğu gün, basın tarihine geçecek kara bir gün. Tayyip Erdoğan yandaşlarının medya dahil bütün şirketlere kayyum olarak atandığı bir gün. Ne anayasa ne hukuk. Askeri dönemlerde bile eşine rastlanmayan bir hukuksuzluk. Özel sektör malının gasp edilmesi, muhalefet yapan medyaların üzerine çöreklenilmesi. Susan bir Türkiye isteniyor. Ama Akın İpek susmuyor. Dik durdu ve dik durmaya devam ediyor. Yalanın, iftiranın, rüşvetin içinde olduğu bir havuza girmektense varlıksız bir insan olmayı tercih ederim diyor. Arkadaşlar bugün gelir geçer. Hakkaniyete uygun doğru davranışlar sergilerseniz bunlar birer şeref nişanı olarak yakanıza asılır. Haksızlık yapanlar iftira atanlar, sürü psikolojisi içinde sağa sola saldıranlar, deve kuşu gibi başlarını kuma gömenler, bu vahim gelişmeler karşısında suskun kalanlar, yarınki nesiller tarafından sorgulanacak. Kimi medya çöplüğüne atılacak, kimi kendi çıkarını düşünüp üç maymunu oynadığı için çok ağır bir biçimde eleştirilecek. Akın İpek ve sevgili annesi Melek İpek. Bugün kabus gibi üzerimize çöken gelişmeler aslında ailenize itibar kazandırdı. Akın İpek'in satın alınamayacak bir patron olduğunu gösterdi. Bu dik duruş sizlere yönelen okların bumerang gibi geri dönüp hesap verme korkusuyla kasılan malum suratlara tokat gibi çarpmasını sağladı. Onlar darmadağın oldular. Ahiretlerini karartmaları bir yana pek yakında dünyalarını da kararttıklarına hep birlikte şahit olacağız. 1 Kasım'da seçim var. Bu sıradan bir seçim değil. Seçimle gelen bir iktidarın faşist yöntemlerle iş başında kalma çabalarına şahit oluyoruz. Ahlak sükut etmiş. Hukuk ayaklar altında. İşte bu düzeni bir oy bile değiştirebilir. Bu yüzden benim oyumun ne faydası olabilir diye düşünmeyiniz. Vatandaşlık görevini yerine getiriniz. Seçimde hile olabilir mi? Olabilir. Sandığa sahip çıkınız. Oyunuzun takipçisi olunuz. Türkiye'de saatlerin neden değiştirilmediği hususu ayrı bir tartışma konusu. Acaba saatle hileli yazılım arasında bir irtibat mı var? Hileli yazılım iddiasını Fuat Avni ortaya atmıştı. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama tedbirli davranmak gerekiyor. Cihan Haber Ajansı geniş iletişim ağıyla seçimlerin sonuçlarını denetleyebilecek bir birikime sahip. Acaba seçimlere kadar Cihan Haber Ajansı'na da bir kayyum atanır mı? Bundan da çekiniyorum. Zira o takdirde... De sonuçlar üzerinde manipülasyon kolaylaşacak. Türkiye karanlık günlerden geçerken açık yüreklilikle tepki koyanlar, Türkiye'nin yarınlarını aydınlatan ışık huzmeleri olacaktır. Bu ışığa ihtiyacımız var. Suskun kalarak karanlığın daha da koyulaşmasına izin vermeyiniz. Bunu diğer yayın organlarında çalışan meslektaşlarımız için de söylüyorum. Artık bana dokunmayan yılan bin yaşasın şeklindeki köhne zihniyetten kendinizi kurtarın. O meşhur cümleyi tekrarlayayım. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Diyor. Bugün gazetesi yazarı nazlı olacak.